19 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Ben astrolog Arzum Koyuncu, dönüşüm koçu, astro dönüşüm koçu. Gökyüzünün bilgeliğiyle sizleri dönüştürmek için karşınızdayım efendim. Ailenizin astroloğu olarak bu hafta, bayram haftasında neler, hangi burçlar ne bekliyor, neleri yaşayacak, kimde para buluyor, kim daha enerjisi düşük? Hepsini anlatıyorum. Hadi gelin, beraber izleyelim. Evet, sevgili koçlardan başlayacağım. Öncelikle bu hafta güzel bir hafta. Bu hafta 3 tane gökyüzünde transitimiz var. Birincisi Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Akabinde aynı gün Güneş Aslan'a geçiyor. Sonrasında hafta sonu Cumartesi günü Kova'da bir dolunay patlatıyor ortalığı. Ve hafta sonu çok zorlu enerjiler var. Şimdi burada böyle bir enerjiler varken biz olumsuz olana değil, iyiye ve güzele odaklanacağız. Tamam mı? Bugün çünkü bu hafta bayram haftası, Kurban Bayramı ve gökyüzündeki Arife'den itibaren ayın olumlu gezegen kombinasyonlarıyla Venüs'üyle, Jüpiter'iyle beni takip edin Instagram'dan. Dilek saatlerim var orada. Eşref vakitlerini izleyin, izlemede kalın. Gerçekten çok güzel bir sürecin içerisindeyiz. Ama siz seçerseniz diyorum, neye odaklanırsan o zaman onu gerçekleştiriyorsun. O yüzden odağınız her zaman gökyüzünün enerjisiyle aynı navigasyonda olsun. Evet, şimdi geldik. Bu haftayı kısaca söyledim zaten, anlattım. Salı günü birazcık bu haftanın riskli şeyi hafta sonu. Bu pazartesi yola çıkarken lütfen dikkat Arife gününde. Orada bir Ay Mars karesi var. Kazaya belaya açık yapıyor. Lütfen bunlara dikkat. Aynı zamanda öğleden sonra bu aktifleşiyor, bu transit. Ama sabahleyin çok güzel açılar var. Dua ve şifalanma vakti. Detayları, içerikleri hepsini Instagram'da görebilirsiniz. Arzum Koyuncu sayfasında efendim. Şimdi gelelim bu haftanın bayramı nasıl geçireceğiz? Evet, yükselen koç, bayramda ne yapıyorsun aga diye soruyorum sana. Bence sen bayramda tatildesin. Rahat ayaklarını uzatıyorsun, keyiftesin, aşktasın, eğlencedesin. Çoluk çocuk mahalle eğleniyorsun ve bulunduğun ortam şahane. Hem dinamik hem iyi hissedeceğin bir süreçtesin. Venüs'ün Başak Seyri günlük akışında bir güzellik, bir rahatlık getirecek. Aynı zamanda Güneş'in Aslan Burcu'ndaki seyri bir ay boyunca aşk hayatına, çocuklarınla iletişime, hobilerine artı borsada güzel paralar kazandırmana aracı. Evet, aynı zamanda sosyal çevren, arkadaş, grup çalışmalarıyla ilgili olan o alanda bir kova dolunayı gerçekleşiyor. Fakat bu kova dolunayı biraz riskli, izlemede kalmanız gerekiyor. Ay menzili de riskli. Lütfen bu kova dolunayında herhangi bir yeni bir girişimde bulunmayın. İzlemede kalın. Daha sonraki yeni aya öteleyin anacım diyorum. Evet, ve hafta sonu da sabah saatlerinde özellikle çok güzel bir enerji var. Özellikle yapamadığın, gerçekleştiremediğin konulara odaklanabilirsen o zaman bunu da harika bir şekilde gerçekleştirebilirsin. Bununla ilgili de podcast'te meditasyonum var. Onu da dinlersen sana destek olur. Sevgili boğalar, şimdi bu hafta sizin için nasıl geçecek? Hemen kontrol edelim. Öncelikle aşk hayatında, çocuklarla ilgili olan alanda sevineceğin, keyfini süreceğin bir süreçtesin. Bir. İkincisi, aile konuları ve aile teması, yuva alım satım, kariyer, bunlarla ilgili de değişim ve dönüşüm zamanı. Size destek var gökyüzünden. Çok da güzel. Bu kova dolunayı size ters köşe bir sürpriz yapabilir.
Ev sahibi olabilirsin, yeni bir iş sahibi olabilirsin. Emeklerinin karşılığını alacağın mirasla ilgili olan konularda da bir sonuç elde edebilirsin sevgili boğalar. Güzel bir dönem, beklenilmeyeni bekle. Çünkü bu Uranüs'ün sizin seyrinizde olması size bunu da aynı zamanda Kova Dolunay'la birlikte tetiklemekte. Hayırları vesile olsun diyorum. Yükselen ikizler. Sevgili ikizler, şimdi sizin Başak'ta dördüncü evinize giren bir Venüs var. Burada bir takım sorunları ve problemleri, evle ilgili konular, yuva alım sat, emlak alım satım, aile büyükleriyle ilgili bir konuların çözümlenmesine vesile olabilir. Bunların sorunları öne çıkabilir ki çözülsün diye. Çünkü Venüs güzel bir gezegen. Bunu bu şekilde değerlendirelim. Ondan sonrasında Aslan burcundaki Güneş'in seyri size güzel bir iletişim, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden yana alacağınız bir desteği de göstermekte. Kova'daki Dolunay, uluslararası konular ve seyahat, belki ertelediğiniz seyahatlerle ilgili olan durumları size aktaracak. Bu açıdan da sevineceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Fakat burada yeni bir hareket, bir atılım yapmamanızı tercih ederim. Dönem izlemede kal dönemi. Evet sevgili yengeçler, bu hafta 3 tane transitin etkisiyle öncelikle para hanenize paralar giriş yapıyor. Bu bir, seviniyorsun. Önümüzdeki bir ay boyunca çalış kızım erkeğim. Para geliyor sana. Artı network'ten, iletişimden, yakın çevreden, tanıdıklarınızdan yana güzel bir geri dönüş alacaksınız. Burada da fırsatlar ve şanslar var. Önemli insanlarla görüşmeler elde edebilirsiniz. Bu da iyi. Kova'daki Dolunay ödeme alanınız. Demek ki burada sizin borç, harç neyse para, para, para. Bunlar çıkacak ortaya. Bunlarla ilgili netleşeceğiniz bir süreç. Sıkılabilirsiniz. İzlemede kalın. Öyle hemen rampa papam paraları harcamayın. Evet sevgili, geldik aslanlara. Aslanlar bir kere iyisiniz çünkü hem kendi burcunuza giren bir güneş var, akabinde para hanenize giren bir venüs var, artı ilişki eviniz, iş hayatınız, iş ortaklarınızda da bir dolunay gerçekleşiyor. Aman Allah'ım. Ya olaylar olaylar diyorum size. Ya bir sürü şeyler yaşayacağınız, deneyimleyeceğiniz şeyler var. Burada ikili ilişkiler, iş ortaklıkları, aile miras konularıyla ilgili iş paylaşımlarıydı, ıvırdı zıvırdı. Ama para geliyor mu? Geliyor ama küçük geliyor. Çok büyük gelmiyor. Onu da söyleyeyim bu süreçte. Bunlarla uğraşacaksınız. Ama iyi mi bu süreç? İyi bir süreç. Yani yatırım yapmayın. Herhangi bir ani karar almayın. İzlemede kalın. İzleyin, izlemede kalın. Yani bu kadar net söylüyorum. İzlemede kalın diyorum. Sevgili başaklar, harika bir hafta. Neden? Çünkü birincisi Venüs kendi burcunuza geçiş yaptı. İkincisi mental 12. evinize bir güneş girdi. Aydınlanma, aydınlandınız, enlightened oldunuz. Yani rahatlayacaksınız. Farkındalığınızın açılacağı, aydınlanacağı, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Ve Kova burcunda gerçekleşen bir dolunay var. Ya kızım ya da oğlum, bazı şeyler açığa çıkıyor. Sağlıkla ilgili olabilir. Bir, ikincisi çalışmayla ilgili artık bir şeyleri netleştirebilmiş olabilirsin. Artık sorunları yavaş yavaş görüp çözmeye karar vermiş olabilirsin. Bu da bence çok güzel bir şey. Senin için güzel bir süreç. Venüs'ün ışığı Afrodit sana yardım ediyor. O yüzden bunu al ve kabul et. Yani klasik astrolojide hep deriz ki biz işte Başak'ta Venüs düşüktür diye, ama sen o Venüs'ü nasıl kullandığına bağlı bebeğim. Yani sen akıllı kadınsın ya da akıllı erkeksin. Şansını bilerek kullanırsan gerçekten çok güzel şeyler kazanacaksın. Bu hafta güzel bir hafta. Bayramı sevdiklerine mutlu kutlu geçir. Ve hayatın sana vermiş olduğu lütufları, özellikle bu 12. evindeki güneşle beraber iyi değerlendir diyorum. Çok öpüyorum sevgili başakları. Başakları da severim. Çok akıllılar çünkü. Akıl önemli.
Evet, sevgili terazilere geldik. Sevgili teraziler, şimdi bu hafta nasıl? Bu hafta güzel bir hafta, bir kere bayram haftası. Ama siz niye tırtırsınız? Ona bir bakalım. Kovadaki dolunaydan olsa gerek diyorum. Çünkü burada aşk hayatınızdaki problemleri, çocuklarınız varsa onlarla ilgili sorunları hop ortaya çıkartacak. Ortaya böyle çamaşırları dökecek, kirli çamaşırları. İster misin bunları? Sen terazisin. İstemezsin. Sen hep iyi olsun, herkes hoş olsun. Aman selavi. Ama öyle bir dava yok. Öyle bir dünya da yok zaten. Yüzleşmek, gerçekleşmek lazım. Kovadaki dolunay, izlemede kalmanı tavsiye ediyorum. Zor bir dolunay bu. İzlemede kal. Balıktaki Jüpiter'in seyri sana bazı konuları böyle gerginlik vermiş olabilir günlük akışını, ama Başak'taki Venüs'ün seyriyle birlikte kendini daha iyi hissedeceğin, ışıl ışıl hissedeceğin bir sürecin içerisindesin. Ve bu arada uzun zamandan beri arzu ettiğin ne varsa hayatında kız gerçekleşiyor. Hadi iyisin ya da beyefendi. Uzun zamandan beri ne istiyorsun? Para mı istiyorsun? Aşk mı istiyorsun? Valla bu sürecin içerisinde, önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde tak 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 kapınızda, ona göre iyi değerlendirin diyorum. Ve geldik sevgili akreplere. Şimdi sevgili akrepler, bu haftaki gökyüzü seyrinde ilk evvela Başak'taki Venüs seyrine bakalım. Başak'taki Venüs seyri sizin ne tarafınıza ne getiriyor? Bir kere sosyal çevreniz, grup çalışmalarınız, arzu ettiğiniz, çok istediğiniz bir şey hoppadanak karşınıza çıkabilir ve gerçekleşebilir. Ay, evlenmek mi istiyorsun? Evlenebilirsin. Yani gerçekten bombastik yani. Burası bunu veriyor. Bu bir. İkincisi, kariyerinde, toplum önünde böyle pırıl pırıl parlayacağın bir dönemin içerisindesin. Göz önündesin. Ve iyi şeyler yaşayacaksın. Ve kova dolunayı da dördüncü evindeki olayları ortaya çıkartıyor. Kız, sen gidicisin, evleniyorsun, yuvanı kuruyorsun. Eğer yuva kurmuyorsan iş kuruyorsun, paraları kazanıyorsun. Kız ya da erkek hiç fark etmez. Gerçekten böyle bir durum var, haberiniz olsun. Güzel bir hafta. Yani bu önümüzdeki süreç içerisinde, yani bir aylık süreç içerisinde bu hafta aslında startını alıyor. Tatilde bile olsanız keyifli, rahatlı geçireceğiniz bir süreçtesiniz. Yani bunu bu şekilde değerlendirin. Olumsuz enerjileri lütfen dikkate almadan hafta sonunun o sabahki o güçlü enerjisine odaklanın. Kova dolunayında bir yer sarsıntıları, işte bir parasal, finansal konular bizi sarsacak, ama kısa dönemde olsa tatilin keyfini çıkarın ya. Önümüz zaten kış. Evet sevgili yaylar, geldik yaylara. Bu hafta neler olacak? Bayram, bayram, bayram. Bayramda ne olur? Eğlence, gır, gezmece, tozmaca. Aynısını da sen yapıyorsun. Tatile çıkıyorsun. Bir aylık süreç içerisinde bu etki bu hafta itibariyle start alıyor. Aynı zamanda yakın çevre, arkadaşlar, kardeşlerle ilgili olan konularla ilgili, seyahatlerle ilgili bir takım aksilikler geçebilir, çıkabilir. Bunları deneyimleyeceksin. Bu kova dolunayında, ama yine de güzel sonuçlar alacağın, güzel bir süreçtesin. Bu dönem sevineceğin, gezeceğin, tozacağın dönemlerdesin. Evet sevgili oğlaklara gelelim. Oğlaklar bu hafta içerisinde bir kere bayramın etkisiyle bir rahatlayacaksınız, bir gazınız alınacak. Buradaki seyahat ve bir takım tatil planları, para konularınızın daha gündemde olduğu bir süreçtesiniz. Ve kova dolunayı para hanenizde ve maddi ve manevi alanınızda kendinizi sıkmadan, izlemede kalarak olayları değerlendirmenizi ben tavsiye ediyorum. Eğer öyle yaparsanız daha iyi, daha güzel bir sürecin içerisine girersiniz diyorum sevgili oğlaklar. Bu hafta bayram, yani bayramda iyiye güzele odaklanın diyorum. Sevgili kovalar, bu dönem aslandaki seyir size iyi gelecek. İkili ilişkileriniz ve iş ortaklarınızla ilgili sevineceğiniz bir süreç.
para kazanacağınız bir dönem Başak seyriyle önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde bu bayram haftasıyla bunlar start veriyor. Bunlar tohum atıyorsunuz veyahut iş görüşmeleri yaptınız. Sonuçlarını alacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Dolunay, Kova Dolunay'ı yani bu haftanın öncesinde de aslında Arife'de falan bunları hissetmiş olabilirsiniz ya da yapacaksınızdır. Aynı zamanda Kova Dolunay sizin hanenizde gerçekleşiyor. Artık yeni bir sürecin içerisine girdi. Yani uçak artık hava aldı, havaya çıktı. Yani uçuşa geçti. Yani o sıkıntılı süreci atlattınız. Zaten önümüzdeki hafta itibariyle Jüpiter de senin tekrar alanına giriyor. Buradaki konum itibariyle sana yeni fırsatları, yeni çalışmaları da getirecek. Sevgili balıklar, burada Başak'taki Venüs sana aşk hayatında güzellikler yaşatıyor. Eğer birileriyle yoksa bu hafta bayram tatildeyken falan birileriyle tanışabilirsin. Ama bu süreç bir aylık süreci de etkiliyor. Yani bu şekilde anla. Aslan'da Güneş iyi, keyifli, kendini iyi hissedeceğin bir süreç, iyileşeceğin, enerjik olacağın, iş hayatında da güzel süreçler yaşayacağın bir süreci gösteriyor. Keza aynı zamanda Kova Dolunay'ı 12. evinde gerçekleşmekte. Arkandan ne kim çeviriyor kız ya da bayan, ay bay. Kim ne çeviriyorsa hepsi ortaya çıkıyor. Kirli çamaşırlar dökülüyor. Sen artık kim dost kim düşman anlıyorsun. Bu kadar basit. Farkındalığın artacağı, yeni gelişmelerin olacağı, hayatına yön vereceği bir sürecin içerisindesin. Ama izlemede kal. Ak kara kim onları iyi tespit et diyorum. Haftanız bayram havasında. O eski bayramlar. O büyüklerimiz, ölmüşlerinizin ruhuna gitsin. Onlar her yerdeler zaten. Ben çok güzel büyüklerimle güzel bayramlar yaşadım. Ve bu hafta bayram haftası, ben de elimden geldiğince o bayram havasını, ritüelini yapmaya çalışacağım. Büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinizin o gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle kalın. Gökyüzünü izleyin. TikTok astrolog der ki gökyüzünü izle, zaman lehine aksın diyorum. Sevgiler, beğendiyseniz abone olun, likelayın. Görüşürüz haftaya.